genç kızlar ekran başına. Magazin D'ye içini döken Çağatay Ulusoy'la Bebek Sokakları'nı gezdik. Güzelim şöyle. Kahkahalar attık. Ve yakışıklı oyuncu işinden aşkına kadar her şeyi anlattı. Her şey çok güzel gidiyor. Nazar değmişsin. Yeni bir proje mi var? Çağatay Ulusoy Magazin'de ekibiyle birlikte nasıl bir ilki yaşadı? Çok eğleneceksiniz. Her şeyin ilki vardır sonuçta. Bütün ilklerimi seninle yapıyoruz zaten. Vallahi bak. Çağatay Ulusoy aylar sonra ilk özel röportajını Magazin D'ye verdi. Yakışıklı oyuncuyla gerçekleştirdiğimiz sohbet öncesine gidiyoruz. Çağatay Ulusoy Bebek'te bir kafede arkadaşıyla oturuyor. Kameramızı görür görmez de tebessümle karşılıyor. Çağatay Ulusoy arkadaşıyla sohbeti bitirerek mekandan ayrılıyor ve sohbete başlıyoruz. Kahvaltı ettik. Afiyet olsun. Uzun zaman oldu. Evet, sen görüşemiyoruz. Yoksun ortada. Ya aslında sen yok. Sezon bitti. Tatil. Bitirdik evet. Bir iki aylık bir tatildeyiz. Sonra devam edeceğiz. Tam gaz. Yakışıklı oyuncu geride bıraktığımız sezonu kendi açısından değerlendiriyor. Çok yoğun ve güzel bir sezondu. Çok güzel sezondu. Çok keyifli. Ekip çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Nazar değmişsin. Bizce de Allah nazardan saklasın. İşleri nedeniyle tam anlamıyla tatil yapamamış beyefendi. Bir ayağı İstanbul'daymış Çağatay Ulusoy'un. Öyle olunca yeni bir proje mi var diye merak ediyoruz. Sinema filmi mi yoksa? Yok, bu sene yok. Sinema filmini seneye yapacağız. Öyle görüştüğümüz bir şeyler var, şimdi söylemeyeyim. Yakışıklı oyuncunun oldukça geniş bir hayran kitlesi var. Özellikle sanal alemde oldukça aktifler. Özellikle... Onları buradan öpüyorum. Kocaman öpüyorum onları buradan. Çok seviyorum hepsini. Çok sağ olsunlar. Her zaman yanımdalar onlar. Peki son günlerin moda akımı selfie hakkındaki düşüncelerin ne yakışıklı oyuncunun? Modaya uymak lazım. Yok, şikayetim yok. Şu ana kadar olmadı öyle bir selfie çektirelim. Denk gelmedi. Aa, olur mu öyle şey Çağatay Bey? Şöyle güzel bir selfie pozu verelim de bir ilki yaşayın. Nasıl olmadı? Bilmem, denk gelmedi herhalde. O zaman senle yapalım, ilk olsun. Her şeyin ilki vardır sonuçta. Bütün ilklerimi seninle yapıyoruz zaten, vallahi bak. Seninle çok fotoğrafımız var, bir de böyle olsun. Başarılı oyuncuyla yeni imajını da konuşuyoruz. Çağatay Ulusoy bildiğiniz gibi spor giyiniyor. Peki yeni sezonda herhangi bir imaj değişikliği düşünüyor mu acaba? Giyimini, tarzını beğenen, saçlar böyle kendinde... Ya sağ olsunlar. Sürpriz bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Var mı yani? Yani zaten saçları biraz kısalttım. Çağatay abi. Devam edeceğiz. Bu arada Çağatay Ulusoy'un midye çılgınlığı olduğunu biliyor muydunuz? Yakışıklı oyuncu midye dolmaya bayılıyormuş. Ayrıca balık tutup mangal keyfi yapmayı da çok seviyor. Midye çılgınlığı devam ediyor mu? Aa, bundan vazgeçemem. Hobilerin hemen aklıma geliyor. Balık tutma, mangal yapma. Zevklerden vazgeçmedik ya. Balık tutma, mangal yapma, midye. Devam. Damak tadına düşkün ama kendileri oldukça fit görünüyor. Bebek sokaklarında kısa bir gezinti yaparak gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşimizin sonunda Çağatay Ulusoy'u gören çocuklar etrafını çeviriyor. Biz de ünlü oyuncuyu evine doğru uğurluyoruz.